Salam, ben Devlet Babayev. Esas temamız brandlara ad takmak. Bugün dünyada saklamalara göre 300 milyon tovarı kerhane var. Bu demek ulanılmadık TZ ve O'dan ad takmak değilsen kıyınlaştı. Yer bu yoldaydı ideal adına ahil tap olur. Bunun yollarını seyredelim. Brand adları 7 kategoriye bölünüyor. Dünyanın istenlik brandının adı şu kategorinin birine ya da şolur vakti birine yaşadığında yokman geliyor. Birinci kategori eponim adlar. Yani bir şahsiyetin adı takılan brandlar. Mesela Mercedes, Babayevski, Türkmen önümlerinden Yunus. Köplünç bunlar brandi dörüden kişilerin adları ya da şolun maskalatından birinin adı oluyor. İkinci kategori sur adlanır. Bu adlar şol biznesin ediyen işini gön aydıya. Misal için Türkmen Hava Yolları, Palau House ya da biznes reklama gazeti. Bu adlar endüstriye birinci girenler tarafından alınan için hem işi diyen yani eleterli olmayan. Üçüncü kategori, gıyız kaldırılan adlar. BMW, H2, MTS, M&M's adlar. Bunlar esasen sur adlanır zaten gıyız kaldırılan görünüşü oluyor. H2. Aşkavat, şehir, telefon, uluğumu, yağlı. Yani hemmet böyle de, misallardan M&M's, uzun forması, Mars and Murray, bu eponim adın gıyız kaldırılanı. Dördüncü kategori, işaret ediyen adlar. Bu kategori üçe bölünüyor. Birinci, hakiki sözler. Sözlükten alınan sözler olup, olur brandın ayrıtınlıklarını ve peydalarını nıhtaya. Mesela, clear, head and shoulders, bu adları değişti. İkinci, birleştirilen sözler. Olur iki tane hakiki söz birleştirilip bir söz formatına getirilir. Mesela için Beko. Kurucular olan Leon Bianaro ve Vehbi Koç'un adlarından düzülür. Şeyle, Bianaro'nun B'si, Koç'un K'su birleşip Beko duruyor. Üçüncü, Tostan'ın sözler. Olur hakiki sözlerde bir karp oynayıp yasalan adlar oluyor. Mesela hükmünde Fanta, Fantazi'den geliyor. Nivea, Niveum'dan geliyor. O Latince'de Garpamak demek. Beşinci kategori, asosiyatif adlar. Bir yerin ya belli bir hayvanın adını ulanıp onu öz brandına mani taydan bağlanıştırma. Misal şu, Red Bull. Türkmenistan'a misal hükmünde. Göroğlu Fitness Club. Bu yerde güçlü, edermen, edevi şahsiyenin adı Fitness Club'un hesiyetini sıfatlandırıyor. Altıncı kategori, alma adları. Mesela, Elite Photography, Burger Zone. Bunlar Türkmençe değerli başka dillerden alınan adlar oluyor. Esasen brandler İngiliz ve Latin dillerinin köpçeler alıyor. Yani bu yerde ünsürmez dağıtlardan biri, alınma tutulanmak şu olanınızı, müşterilerinizin bu sözü yenilik bile okap ve aydıp bilmek öğrenmek. Yedinci kategori, abstrak dağıtlar. Mesela, Rexona, Sony, Häagen-Dazs, KitKat. Bu adların düğüpten anladığı maniler bulmasa da olur globa odun eşitliyor. Yer gelenini bellesek, ad takılan intonasyonun rolü oluyor. Adın sadışıkta hengde aydınmağı. Ve mümkün olsa adı 3-4 boğundan anarak geçirmeyecek konu. Gıyısık adlar uzun adlara göre yahtta kalıcı oluyor. Mehmet Durdun'u yahtlamaktan Serdar yahtlamak en saatte oluşuyor. Ad takılanlar 7 kategori şulur. Bunlardan başka ad fikirlenilirken yeni de ünsü vermeli, birkin okudu belli etmeli. Alfabetimizde seri sahip olmalı 7 harf var. E, J, N, Ö, Ş, Ü, Y. Bunlar adlı olanlarla kevri yerlerde teknik meseleler ödüp biliyorlar. Türkmen dilini gürlemeyen bir yer için bu sesleri çıkarmak kıyınır. Sonra Instagram yağlı, sosyal medyalarda yağlanırsa web site'ın adına o harfler ulanıp olanak. Garaz adlı İngiliz diline yok harfler ulanılması peydalı. Galiba sayılan adınızın beylik dillerde neyme maniye anlatacağını bilin. Sebep şu da başka dille üç köşk maniye anlatıp biliyor. Görüşünüz yani brand'a ad takma, BVV ya da öydüç hayvanı ad takınından az çalışırımlar. Şeyle de olsa go ad kötü önüne deviyen. Yani go ad takınsan, erved ad kazanma. İngmehum yarışı ol. Sağ olun.